Gel. Sultanım. Şah Sultan neredeymiş? Az evvel çıkmışlar sultanım. Söylediklerine göre Hatice Sultan'ın sarayına gideceklermiş. Mahidevran da orada. Sonra Beyhan Sultan, Gülfem Hatun desene... ...şehir ittifakına Şah Sultan da dahil oldu. Vallahi ben ihtimal vermem. Nihayetinde kardeşidir. Ziyaretine gidiyor sultan. O yüzden mi hünkârımızla konuşup... ...Lütfi Paşa'ya divanı aldırdı? Sonra gözümün içine bakarak... ...ben Hatice'ye benzemem dedi. Şah Sultan'ı bilmem ama... ...Hatice Sultan büyük acı içinde. İlk fırsatta sizden intikam almak isteyecektir. Ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Senin gözün asıl Şah Sultan da olsun. Belli ki Hatice'yi desteklemeye karar vermişim. Bir araya gelip karşıma çıkmaya hevesliler. Kendisine çok güveniyor ama henüz beni tanımıyor. Böylesi daha iyi oldu sultanım. O heykellere bakmak size sadece acı verecekti. Hünkârımızın emriymiş. İbrahim'in izini bu cihandan silmek, yok etmek istiyorum. Ona dair her şeyi yıkıp parçalasa da bunu başaramayacak. İzin vermeyeceğim. İbrahim'in bu devlete öyle hizmetleri oldu ki, öyle zaferler kazandı ki, cihan durdukça onunla da yaşayacaktır elbet. Nigar ne demeye gelmiş Gülfem? Onca yaşanandan sonra nasıl girip çıkabiliyor bu saraya? Haberim yok sultanım. Herhalde kızını sual etmek için gelmiştir. Sahipsiz kaldı. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Hayır. Bir insanın kaderi kötü olmaya görsün. Allah bilir nerede, nasıl. Diana ne alemde? Saraya girdi sultanım. Adı Fahriye artık. Kalfa olarak vazifesine başladı. Hatice. Bir misafirimiz var. Şah-ı Hüban nihayet teşrif etti. Sultanım, Şah Sultan'ın kat'i surette yanımızda olması lazım. Hele ki Lütfü Paşa divana girdikten sonra. Akbabalar gibi nasıl da üşüştüler. İbrahim'in yokluğu herkese fırsat oldu. Lütfü Paşa iyidir sultanım. Akbabalara karşı divanda olmasında fayda var. Sultanım. Ben de sizi tebrik etmeye gelecektim bugün. Zevciniz Lütfü Paşa vezirliğe layık görünmüş. Sağ ol Mahidevran. Nihayet istediğini elde ettin. Bu böyle olmaz Sümbül. Buna karşı sessiz kalamam. Sultanım, biz tedbirimizi alalım kâfi. Başka bir şey yapmamıza lüzum yok. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Akşam için haremde bir eğlence tertip et. Ziyafet sofralar kurulsun, cariyeler raks etsin ve hiçbir masraftan kaçınmayın. Sultanım, siz en alasını düşünürsünüz ama İbrahim Paşa'nın henüz kırkı çıkmadı. Sultanlarımız ne der sonra? Harem onlar değil. Ben yönetiyorum Sümbül ve ne istersem onu yaparım. Hiç kimse bana mani olamaz. Sultanım, buna ne şüphe? Ben hünkârımızı düşünüyorum. Bu mevzu canlarını sıkabilir. Sultanım, burada kalacak olmanıza çok sevindim. Hürrem'in hoşuna gitmeyecektir. Onun ne hissettiği kimin umrunda?
Benim. Benim umurumda. Acı çeksin istiyorum. En az benim kadar yansın istiyorum. Yanacak sultanım. Yakında cezasını çekecek. Ne demek bu? Onca günahın bir bedeli olmalı. Yüce Rabbim bugün değilse yarın cezasını verecektir. Öyle değil mi? Haklısın. Her günahın bir bedeli vardır. Siz ne vakit dönüyorsunuz Mahidevran? Bir iki güne kalmaz yola revan oluruz sultanım. Gitmeden Mustafa'mı bir kere daha görmek, sohbet etmek isterim. Elbette. Ben bir çocuklara bakayım. Sultanım, niye gizliyorsunuz? Söylemekte fayda var. Bize yardım edebilir. Hem Lütfi Paşa Vezir-i Azam olabilir. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi Mahidevran. Hem onun ne vakit, neye uygun bulacağı hiç belli olmaz. Hep böyleydi. Mani olacaktır. Benim onu dinlemeye, beklemeye tahammülüm yok. Destur. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Mirşifa. Buyurun madem. Duyduğuma göre Dersucalı Yahya buradaymış. Benimle bir alakası yok. Şehzademizle birlikte geldi. İnşallah onunla görüşmüyorsundur. Hayır, görüşmedim. İyi. Zira bir kez daha bağışlamam onu. Odanızda bulamayınca korktum. Bir de üstüne böyle görünce. Korkacak ne var Gülfem? Zaten bir meftadan farkım yok. Sultanım hamamı hazırlasınlar. Önce bir yıkanın sonra yemek yersiniz. Sağ ol Mahidevran. Aç değilim. Günlerdir bir şey yemiyorsunuz. Hasta olacaksınız. Nefes almak bile zor geliyor artık. Bırakın hiç değilse. Hürrem'in hatırasıyla biraz olsun huzur bulayım. Hürrem cezasını çekmeden hiç kimseye huzur yok sultanım. Siz burada acı çekerken o zafer naraları atıyor. Sarayda eğlence tertip etmiş saygısız sultanım.
Ne eğlencesi? Tepemde ne dolanıyorsun be Adem? O melun sıfatını görmek mecburiyetinde miyim? Nereden icap etti bu eğlence? Af buyurun Mercan Paşam. Vallahi size sual etmeyi akıl edemedim. Validem artık payitahtta kalacağımızı söyledi. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Ben de öyle. Mihrimah'ın senin gibi akıllı güzel bir yeğeni olacak. Validem, müsaadenizle biz Esma'la birlikte daireme dönelim. Acele etmeyin. Gidersiniz. Ne diyorsun sen? Ne eğlencesi? Siz onu boş verin sultanım. Kulak asmayın. Aklınca sizi daha çok üzmek istiyor. Gülfem. Daha evvel saraydaki bayram eğlencelerini iptal etmişti. Hatice sultanımız yas içindeyken doğru olmaz demişti. Ne hikmetse birden fikrini değiştirmiş. Ağla! Sultanım yapmayın. Bırakın ne hal varsa görsün. Zaten yakında belasını bulacak. Sultanım. Derhal arabamı hazırlayın. Hünkârım. Yüce gönlünüzle lütfedip Zevcim Lütfü Paşa'ya vezirlik makamını layık görmüşsünüz. Şükranlarımı kabul buyurun. Nicedir aklımdaydı kısmet bugüneymiş. Lütfi devletin her kademesinde layıkıyla bulunmuş. Adım adım yükselmiş. Hizmetleri herkesçe malum olan bir paşadır. Bilhassa Acem seferinde nice faydaların oldu. Teveccühünüz hünkârım. Allah'ın verdiği bu can sizin gibi kudretli, sizin gibi adil bir sultanın yoluna feda olsun. Madem artık buradasınız size bir saray tahsis etmek icap eder. Eksik olmayın hünkârım. Zat-ı halinizin bana tahsis ettiği konakta ikamet ediyorum şimdi. Sultanımız da münasip görürlerse orada kalmaya devam edebiliriz. Orası olmaz paşa. Size münasip bir saray tahsis etmek icap eder. Size ve kardeşime yakın olayım da neresi olduğu mühim değil. Hünkârım. Müsaade ederseniz ben daireme döneyim. Müsaade senin. Lütfü paşa, sen kal. Sultanım, ben de sizi bekliyordum. Takip ediyorsun değil mi hatunu? Ediyorum sultanım. Fakat onunla alakalı gelmedim. Başka bir husus var. Haremde eğlence tertip edilmiş. Kardeşimin yası devam ederken ne eğlencesiymiş bu böyle? Benim niye haberim olmadı? Ben de yeni öğrendim sultanım. Hürrem Sultan vermiş emri. Kendileri de orada zaten. Bizzat kendi söylemişti olmayacağını. Anlaşılan Hürrem beni üzerine çekmeye çalışıyor. Hünkârım, hakkı haliniz var. Anadolu Beylerbeyliği makamı mühim. İvedilikle birini tayin etmek gerekir. Bilhassa sefer arifesinde. Bir tavsiyem var mı?
Siz en iyisini bilirsiniz elbette. Fakat benim tavsiyem Diyarbakır Beylerbeyi Mehmet Paşa kulunuzdur. Tecrübeli ve yarar bir ademdir. Hizmetleri malumunuzdur. Bunu düşüneceğim. Ayas Paşa ile de istişare etmem icap eder. Emrü ferman hünkârımızındır. Eğer başka bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Hünkârım. Hayrola, bir şey mi oldu? Gel. Hünkârım. Şehzadem Cihangir'i ziyarete gidecektim. Belki siz de gelmek istersiniz diye haber vermek istedim. Dün pek üzgündü. Hasret kalmış size. Sultanım. Hafife Hatun, bu rezalete nasıl müsaade edersin? Sultanım, izah edeyim. Neyi izah edeceksin? Kesin şunu! Sultanım, burada olduğunuzdan haberim yoktu. Bu sarayda bir vezir-i azam vefat etti. Bir hanedan damadı vefat etti. Kırkı bile çıkmadan kimin haddine düşmüş böyle bir eğlenceyi tertip etmek? Sultanım, arzu edersiniz. Bu meseleye dairemde konuşalım. Benim senin gibi rezillerle konuşacak bir şeyim yok. Laflarınıza dikkat edin sultanım. Ne dedin sen? Valideme hakaret edemezsiniz. Mişima, hemen dairene dön. Validem. Hemen! Yetmedi mi bana yaşattırdıkları? İbrahim'i elimden aldı. Yetmedi mi? Daha ne istiyorsun benden? Sultanım, bunun sizinle bir alakası yok. Hafife Hatun! Derhal herkesi çıkarın buradan. Eğlence bitti. Nestur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Sarayına dön Hatice. Ben yastayken Hürrem haremde eğlence tertip etmiş. Nasıl yapar bunu? Ben müsaade ettim. Sarayına dön. Nasıl mani olmazsın buna? Ben de yeni öğrendim Hatice.
Hünkârımız oraya nasıl geldi sanıyorsun? Bir bahaneyle eğlenceyi görmesini sağlamak istedim. Vaziyete şahit olursa muhakkak rahatsızlık duyar, müdahale eder diye düşündüm. Fakat kendisi müsaade etmiş zaten. Olup bitenlere inanamıyorum. Hürrem iyice ele geçirmiş hünkârımızı. Kime yüzünden acaba? Şimdi ben mi kabahatli oldum? Rahmetli valide sultanımız müsaade etseydi çoktan almıştım onun canını. Bahane arama. Hatun seni ezdi geçti. Sadece seni de değil, İbrahim'i, Hatice'yi. Bu yüzden karşısına çıkmıyorsun değil mi? Seni de ezip geçmesinden korkuyorsun. Ben kimseden korkmam Beyhan. Bunu en iyi sen bilirsin. O halde neyi bekliyorsun? Hanedanımızı yok etmesin mi? Hissi davranmayın. Ha bugüne kadar ne yaptınızsa olmadı. Bir yanlışı sürdürmeye çalışmak niye? Bu şekilde davranırsanız ancak ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Bildiğin gibi yap. Ama bir daha İbrahim'in hatırasında bu şekilde hakaret etmesine müsaade etme. Bu eğlenceyi en başından bilip mani olmalıydın. Onca yıldır uğramadığım hakaret kalmadı. Ne yapsam kabahat? Şimdi de İbrahim'in ölümünde mesul tutuyorlar beni. Herkes bunu konuşuyor. Bu en başta senin iradene saygısızlık. Hatice'm keder içerisinde. Bana olan öfkesini senden çıkarmak istiyor. Zinhar bunu kendine dert edip üzülmeyesin. Hatice Sultan'ı anlıyorum elbet. Bu acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Fakat vaziyet ortada. Haremde yas tutulsaydı hatalı bir karar vermiş olduğunu düşünürlerdi. Ben de bu yüzden müsaade ettim zaten. Hürrem'im. Ben ne vakit karanlığa düşsem bu güzel yüzünün ışığıyla aydın. Ne vakit derde düşsem, Rabbime şükürler olsun ki şifalı ellerin dermanım olur.